Gençler merhabalar. Şimdi 19. yüzyıl ıslahatlarının ikinci partıyla karşınızdayım. Şimdi buradaki başlığımız Tanzimat dönemi. Bir önceki başlığımız 2. Mahmut dönemiydi. 19. yüzyılda zaten ıslahatçı 4 tane padişah var. 2. Mahmut, Tanzimat dönemindeki padişah Abdülmecit Abdülaziz ve son olarak da 2. Abdülhamit. Tanzimat döneminde iki padişah göreceğiz sizinle. Birincisi Sultan Abdülmecit, diğeri Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülmecit, gençler buraya dikkat edin. Sultan Abdülmecit 1839-1861 yılları arası 2. Mahmud'un oğlu. Sultan Abdülaziz o da 2. Mahmud'un oğlu. 1861-1876 yılları arası Tanzimat dönemi padişahları. Abdülmecit öldü 61'de, yerine Abdülaziz geçti. 1876'da Abdülaziz aydınların baskısıyla tahttan indirildi. Genç Osmanlılar, yeni Osmanlıların baskısıyla tahttan indirildi. Yerine 5. Murat getirildi. Ve daha sonra yine Jön Türklerin baskısıyla, yani genç Osmanlıların baskısıyla 5. Murat da tahttan indirildi. Yerine 2. Abdülhamit getirildi. Yani aslında ne derler? Abdülaziz 5. Murat aydın baskısıyla tahttan indirilmiş padişah. 2. Abdülhamit 1876'da hükümdar oldu. 1878'de 2 yıl sonra aydınlar ki Ali Suavi çırağan baskını ile 2. Abdülbil ihtilalle 2. Abdülhamit'i tahttan indirip yerini 5. Murat'ı geri getirmek istediler. Fakat 7-8 Hasan Paşa Ali Suavi'yi öldürdü ve Çırağan baskında gerçekleşmedi. Böylelikle aklınızda kalacak figürler çizmeye çalıştım, tamam mı? Yani ne oldu o zaman? 2. Mahmut, Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz hal edildi, tahttan indirildi. Yerine 5. Murat, o da hal edildi, yerine 2. Abdülhamit geçti. 2. Abdülhamit döneminde bir Çırağan baskın olayı var. 2. Abdülhamit tahttan indirip yerine 5. Murat'ı getirme. Bu gerçekleşmedi ama. Tamam mıdır? Şimdi Tanzimat dönemi Osmanlı Devleti'nde çok özel bir dönemdir. Müthiş demokratikleşmelerin olduğu, müthiş iyi ıslahatların, inkılap düzeyinde ıslahatların yapıldığı, hukuk, yönetim, eğitim alanında ciddi anlamda ikiliklerin ortaya çıktığı, Avrupa'nın müthiş bir şekilde takip edildiği, Osmanlı'da yeni mahkemelerin kurulduğu, nizami ticaret gibi yeni mahkemelerin kurulduğu bir dönem oldu. İki tane çok önemli ferman var bu dönemde. Bir Tanzimat fermanı, diğeri ise ıslahat fermanı. Bunun dışında başka yenilikler de yapıldı. Şimdi arkadaşlar Abdülmecit'le başlayalım. Sultan Abdülmecit dönemi. Şunu unutmayın, Tanzimat fermanı da, ıslahat fermanı da Sultan Abdülmecit dönemidir. Biri 1839, diğeri 1856 zaten tarih aralığına bakın. Şimdi başta da söylemiştim, müzik dersi al, batılı anlamda müzik dersi aldı. Sarayındaki Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran Abdülmecit'tir. Sarayında küçük bir opera kurdurdu. İlk demir yolu, ondan sonra ilk kağıt para, ilk dış borç, ilk müze, ilk belediye teşkilatı filan hep bu dönemde gerçekleşti, tamam mıdır? Şimdi burada asıl bilmemiz gereken birinci bilgi Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı'nı ilan eden Sultan Abdülmecit'tir 1839'da. Diğer bir adı Gülhane-i Hatt-ı Hümayun. Hatt-ı Hümayun ferman demektir gençler. Gülhane Parkı'nda okundu bu. O yüzden de Gülhane-i Hatt-ı Hümayun adı verilmiştir. Bunu Mustafa Reşit Paşa hazırlamıştır. Mustafa Reşit Paşa Osmanlı'nın İngiliz sefiriydi, Londra Büyükelçisi'ydi. İngiltere'den etkilenerek ya da onların baskısından dolayı ya da Avrupalı devletin tepkisini çekmemek ki Mısır sorunu var bu dönemlerde, Mehmet Ali sorunu var hatırlayın iki önceki videomuzda, partımızda. Onların desteğini almak amacıyla böyle bir ferman ilan edildi. Mantık şudur, Osmanlı neden Tanzimat ve ıslahat fermanlarını ilan ediyor? Amacı ne Osmanlı'nın? Yine aynı hareket. Osmanlı'da millet olma esası dine dayanır. Müslüm ve gayrimüslimlerin hakları farklıdır. Ve bunlar isyan eden taraftır. Azınlık isyanları vardır. Osmanlı baş belası. Osmanlı milliyetçilik akımının etkisini kırmak, azınlık isyanlarını engellemek, onları devlete bağlamak, birlik ve bütünlüğü sağlamak, azınlıkları bahane ederek
Avrupa'nın baskısını engellemek, Avrupa'nın içlerimize karışmasını engellemek, dış politikada Rusya'ya karşı Avrupa'nın desteğini kazanmak amacıyla hem Tanzimat'ı hem de ıslahatı, Osmanlıcılık akımı doğrultusunda, birlik ve bütünlüğü sağlama doğrultusunda ilan etmiştir. Tamamdır. Şimdi bakalım. Tanzimat fermanı, şu Mustafa Reşit'i unutmuyorsunuz. Demin söylediklerimi tekrar etmeme gerek yok. Videoyu geri alın, tekrar izleyin. Tamam mı? Maddeleri ne? Bir, herkesin canı, malı devlet garantisinde olacak. Bu çok önemli bir şey. Ne demek yani? Kimse gizli idam edilmeyecek, kimse zehirlenmeyecek. Demek ki bunlar yapılıyor. Peki bu hukuk devleti özelliği midir? Evet. O yüzden ne deriz? Osmanlı'da hukuk devleti anlayışı, hukuk üstünlüğü anlayışı, anayasal devlet olma anlayışı Tanzimat fermanı ile başlar. Müthiş bir demokratikleşme hareketidir. İki, herkes kanun önünde eşit olacak. Yani şunu söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Aslında şunları birleştirebiliriz. Yani şunu söylüyor. Mahkemeler herkese açık olacak. Kimse yargılanmadan suçlu duruma düşürülmeyecek ve tutuklanmayacak. Bunu anlatmaya çalışıyor. İşte bunların hepsi hukuk devleti özelliğidir. Herkes dediği için de şunu unutmayın. Herkes kim? Herkes Müslim gayrimüslim. Teba yani teba. Osmanlı'da teba kimdir? Müslim ve gayrimüslimdir gençler. Tamam mıdır? Demokratikleşmeyi görüyorsunuz herkes dediği için. Devam ediyorum. Herkes kanun eşit olacak. Rüşvet ve iltimas önlenecek. İltimas adam kayırma, torpil geçme. Demek ki devlet kurumlarında yozlaşma var. Askerlik vatan hizmetine dönüşecek. Ne demek biliyor musunuz? Askere gidenler sadece Müslümanlardı, artı gayrimüslimler de askere gidecek diyor. O zaman gayrimüslimlere askere gitme ödevi Tanzimat fermanı, Tanzimat belgesiyle ortaya çıktı. Ve askerlik 4-5 yılla sınırlandırıldı. Bunu asla unutmayın. Gayrimüslimlere askere gitme ödevinin verildiğini. Buna tabii 4-5 yıl gayrimüslimler gitmeyecekler. Bu kurala uymayacaklar. Yani o yüzden ıslahat ilan edilecek. Islahat da hemen şuradan vıj bulabilecek miyim yerini? Evet. Islahatta bu değişecek. Nakdi bedel getirilecek. Yani Tanzimat'ta askerlik vatan hizmetine dönüşecek. Avrupa'nın baskısı ile bu bedelli askerliğe dönüşecek. Azınlıklar bedel ödeyerek askerlik hizmetinden muaf olur diyecek. O zaman ıslahat bir baskıyla ilan edilmiştir. Tamam mıdır? Devam ediyorum. Müsadere kaldırılacak. Normalde hatırlarsanız 2. Mahmut döneminde müsadere kaldırılacaktır diye bir cümle kurmuştuk. Ama müsaderenin tamamen kaldırılması, yani devletin herhangi bir kimsenin malına el koyması kuralının tamamen kaldırılması Tanzimat fermanı ile olmuştur. Haberiniz olsun. Tamam mı gençler? Ne diyoruz? Vergiler herkesin gelirine göre alınacak. Hep eşitlik, demokratikleşme. Çok güzel. Mahkemeler açık olacak. Önemi ne? Demin söyledim önemi. Osmanlı'daki demokratikleşme hareketidir. Fransızlıktan etkileri vardır. Dış baskıyı engelleme düşüncesidir. En önemlisi Osmanlı hukuk üstünlüğü anlayışını ortaya çıkarmıştır. Anayasal devlet anlayışını ortaya çıkarmıştır. Ve bu bir fermandır. Yani padişahın emridir. O zaman padişah kendi fermanı ile kendi yetkisini sınırlandırmış ve padişah ilk defa kendi gücünün üstünde bir yasa gücünün varlığını kabul etmiştir. Senin ittifak neydi? Kendi gücünün yanında bir başka gücün varlığını. Bu ne? Kendi gücünün üstünde yasa gücünün varlığını. İşte hukuk devlet anlayışı buradan çıkar. Bunu unutmuyoruz, dikkat ediyoruz. Şimdi geliyoruz ıslahata. Yine aynı padişah. Sultan Abdülmecid'dir baştaki kişi. O ilan etti. Bu sefer Mustafa Reşit yok da Ali ve Fuat Paşalar var. Osmanlı'nın reformist hareketinde önemli iki şahsiyet. Ali ve Fuat Paşalar. Nasıl Mustafa Reşit çok önemliyse bunlar da çok önemli. Islahat fermanında biraz aydı. Avrupa baskısı var. Bu daha çok Paris konferansının kararlarını etkileme amaçlıdır. Şimdi bu ferman yetersiz kaldı demek ki. Dediler ki yetmiyor. Daha başka haklar ver. Bunun üzerine Osmanlı ıslahat fermanını ilan etti 1856'da Paris Konferansı'nın toplanacağı günlerde. Ne oldu burada? Bir, gayrimüslimler din ve vicdanlarında özgür olacak. Ne demek yani? Eskiden de böyleydi. Din ve vicdanlarında özgür olacak. Yani kiliselerine rahatlıkla gidebilecek, kiliselerini tamir edebilecek,
kendi cemaatlerinde özgür olacak, izin almadan kilise açabilecek. Bunu anlatmaya çalışıyor burada. Tamam mı? Gayrimüslimleri küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. Bizde gayrimüslimlerin adı zımmi. Zımmi korunan demektir. Cizye ödeyen, korunan demektir. Biz onlara gavur, kafir, necis filan, ecnebi. Ecnebi biraz da olmaz. Onlar yabancı devletler için kullanılır. Diyorduk. Yasak artık. Ne diyeceğiz? Kardeş. İşte zımmi tebaa diyeceğiz. Gavur demeyeceğiz. Kafir demeyeceğiz. Tamam. Arkadaşlar gayrimüslimler devlet memuru olabilecek. Çok önemli. O zaman gayrimüslimlere askeri gitme ödevi tanzimat fermanı ile devlet memuru olma ödevi ıslahat fermanı ile verilmiştir. O zaman devlet memuru olmada Müslüman olma şartı aranmıyor demek ki. Önceden aranıyordu, doğru mu? Müslüman olacaksın, Türkçe bileceksin. Şimdi Müslüman olma şartı kalktı. Yavaş yavaş böyle sekülerizm, seküler din devlet ayrılması gibi o anlayışa doğru gidiyoruz gibi hissediyorum ben. Siz de muhtemelen aynı şeyi hissediyorsunuz. Cizye ve iltizam kaldırılacak. Cizye neydi gençler? Gayrimüslimlerin askere gitmemeleri karşılığında devlete ödediği vergiydi. Bunu kaldırıyor devlet. Niye kaldırıyor biliyor musunuz? Çünkü bedelli askerliği getirdi. Ne diyor? Azınlıklar bedelli askerlik yapabilecek. Peki sen bir azınlık, bir Rum delikanlıya bedel ödeyerek askerlik hizmetinden muaf hale getiriyorsan o delikanlıyı, Müslüman da askerlik yapıyor. O zaman buna Müslüman tepki gösterir. İşte o yüzden Kuleli vakası, Cidde olayları, Yemen, Lübnan olayları hep bu yüzden ortaya çıkacaktır. Müslümanlar tepki göstereceklerdir buna. Heh, bağlantıyı kurdunuz değil mi? Bedelli askerlik var. O zaman bedel ödeyecek. O yüzden de cizye kaldırıldı. Bağlantıyı kurdunuz. İltizam kaldırıldı. O zaman iltizam neyle kaldırıldı? Islahat fermanıyla. Nedir iltizam? Bir bölgenin yıllık vergisinin 1 ila 3 yıllığına vergisinin ihaleyle peşin olarak satılmasıydı. Bu ömür boyu olsaydı malikane sistemi oluyordu. Bu problem oldu. Osmanlı feodal beylikleri ortaya çıkardı. Bir de artık iltizama gerek kalmadı. Devlet kendisi bu araziyi halka paylaştırdı ve nakit vergi toplamaya başladı. O yüzden şöyle bir şey var. İltizam sisteminin kaldırılması, onu bulmam lazım burada. Bağlantıyı görmek amacıyla. Var mı burada? Şurada var. Ha, tam denk geldi. Muhasıllıkların kurulmasına neden oldu. Gençler, muhasıl vergi meclisleridir. Devlet artık iltizamı kaldırdığı için taşrada vergileri toplayacak meclisler, kurumlar kurmak zorunda kalmıştır. Buna muhasıllıklar deriz. Muhasıllık kurumları. O zaman iltizam kaldırılır, yerine muhasıllıklar kurulur. Devam ediyorum. Gayrimüslimler belediye ve il meclislerine katılabilecek. Yani bu şu demektir. Gayrimüslimler taşra teşkilatında, belediye yönetiminde görev alabilecektir. Bu onların devlet yönetimine katıldığını göstermez. Osmanlı tebaası, Müslim gayrimüslim hepsinin devlet yönetimine katılması kanuni esasının ilanı ile olacaktır. Yani birinci meşrutiyetin ilanı ile olacaktır. Burada öyle bir bilgi yok. Yabancılar. Kim bu yabancılar? Yabancı. Biz gayrimüslimlere yabancı demeyiz. Onlar bizim halkımızdır. Biz burada neyi sağlamaya çalışıyoruz? Vatandaş olma ruhunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yabancı deyince akla Fransa, İngiltere, Piemonte, Prusya, Avusturya, Rusya gelir. Tamam. Yabancılar. Osmanlı topraklarına mülk edinebilecek, daire alabilecek, tarla alabilecek, bu bilgiyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlar herkes, bu kalsın, herkes şirket ve banka kurabilecek. Ne kim herkes? Osmanlı Devleti'nde toprağı olan, işletmesi olan, herhangi bir mal alıp mal satan birisi şirket ve banka kurabilecek. O zaman bu şu demektir, ıslahat fermandan sonra Osmanlı'da yabancı bankalar kurulabilir. Bu anlama gelir bu. Geliyorum, gayrimüslimler okul ve hastane açabilecek. O yüzden bu tarihten sonra, yani ıslahat fermanından sonra Osmanlı topraklarında yabancı bankalar, yabancı okullar, yabancı hastaneler açılacak. Bu da yönetimde ve eğitimde ikiliklerin ciddi anlamda yaşanmasına sebep olacak. Islahat fermanı deyince aklımıza bunlar gelecek, unutmuyorsunuz gençler, tamam mı? Şimdi ıslahat tanzimat karşılaştırması yapacaksınız. Nedir? Vatan hizmeti bedelli askerlik. Tamam mı? Vatan hizmeti devlet memuru olma.
Hukuk üstünlüğü, hukuk üstünlüğü. Ama bu biraz daha imtiyaz gibi oldu. Anlaştık? Şimdi Abdülmecit döneminde, yani 1839-1861 yılları arasında sadece bunlar yapılmadı. Bu ferman dışında, iki belgenin dışında başka şeyler de yapıldı. Neler yapılmış mesela? Ceza ve ticaret kanunları getirilmiş. Yani Avrupa'yı tarzda hukuk kuralları alınmış. Hukuk tekilik. Arazi kanunnamesi çıkarılmış. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu demek istiyorum. Osmanlı 1858'de arazi kanunnamesini çıkararak hazineye ait olan toprakları halka dağıtmış. Amaç nakit para toplamak ve üretimi artırmak. Çünkü bu araziler atıl durumda, işlenemiyor. Devam ediyorum. Meclise Ali Tanzimatı kurmuş. Hükümete ve devlete danışmanlık yapmak amacıyla böyle bir kurum açılmış arkadaşlar. Karma mahkemeler kurulmuş. Bu önemlidir. Şimdi ben size Osmanlı'nın mahkemelerini sayayım. Bakın. Şer'i mahkemeler. Kuruluştan beri var. Cemaat mahkemeleri. Yani azınlıkların mahkemeleri. Fatih'ten beri var. 3. Konsolosluk mahkemeleri. Kanuni'den beri var. Kapitülasyonlarla kurulmuş mahkemeler. O zaman şu şer'i, cemaat ve konsolosluk mahkemeleri eskiden beri var olan mahkemelerdir. Bu dönemde 2 mahkeme daha kurulacak. 1. Ticaret mahkemeleri Abdülmecit döneminde. 2. Nizamiye mahkemeleri Abdülaziz döneminde. Yani 2 mahkeme kurulacak Tanzimat döneminde. Ticaret ve Nizamiye. Peki bu neye göre işçi? Avrupa hukukuna göre. İşte bu karma mahkemelerdir. O zaman Osmanlı'da 5 mahkemenin ikisi ticaret ve Nizamiye mahkemeleri Tanzimat döneminde kurulan mahkemeler olacaktır. Biz buna karma mahkemeler diyeceğiz çocuklar. Ve Avrupa hukukuna göre işleyecek. Bu da hukukta ikilikleri başlatacak. Bu neyle gidecek? Atatürk döneminde 1926'da medeni kanun kabulüyle o ikiliklerin hepsi ortadan kalkacak. Tamam mıdır? Burayı da anladık. Jandarma teşkilatı kuruldu. Polis teşkilatı kuruldu Abdülmecit döneminde. Günümüzdeki jandarma polisin temeli Abdülmecit. Muhasıllıkları anlatmıştım. Tercüman-ı Ahval ve Ceride-i Havadis adında 2 tane gazete çıktı. İlk özel gazeteler bu dönemdir. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir. İlk resmi gazete takvim vekayı. Ceride-i Havadis bizim ilk yarı resmi gazetemizdir. Tercüman-ı Ahval Şinasi'dir. Şinasi. Bilirsiniz Şinasi'yi. Tiyatro, şair evlenmesi. Önemli genç Osmanlılarımızdan, aydınlarımızdan. Ceride-i Havadis, William Churchill'in çıkarmış olduğu yarı resmi gazete. Ne demek hocam yarı resmi gazete? Özel bir gazetedir ama devletin kanunlarını, yani devlet bir hüküm çıkardığında, bir ferman çıkardığında bu gazete devletten para almış ve o kanunu yayınlamış. Özel ama devletin kanunlarını yayınlayan gazete olduğu için yarı resmi, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk dönemlerinde Hakimiyet-i Milliye de TBMM'nin yarı resmi gazetesiydi. Onun mantığında bu dönemde Maarif Nazırlığı açılmış. Maarif Nazırlığı'nın Türkçesi Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı kurulur. Kız rüşvet, cevri kalfa kız rüşvetleri kurulur. Yani kızlar ilkokula alınmaya başlamıştı 2. Mahmut döneminde. Şimdi kızlar ortaokula da, rüşdiyelere de alınmaya başlanır. Önemli bir gelişme. Mektebi mülkiye kurulur. Yani aslında bugünkü Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesinin temeli atılır ki bu Osmanlı'daki ilk yüksek öğretim kurumu olarak geçer. İstanbul'da kuruldu. Sonra o Ankara'ya taşındı Atatürk döneminde gençler. Mektebi mülkiye, siyasal bilgiler okulu yani. Devlet adamı yetiştirmek amacıyla açılmış okuldur. Darül Muallimin, Darül Muallim, erkek öğretmen okulu açılır. Encümeni Daniş, önemli bir kuruldur bu. Encümeni Daniş, bilim kuruldur. Günümüzdeki TÜBİTAK, talim terbiye gibi. Ne demek istediniz hocam? Şunu demek istedim. Osmanlı'daki yüksek eğitim veren kurumların ders kitaplarını hazırlamak ve yazmak amacıyla oluşturulmuş kurumun adı Encümeni Daniş'tir. Unutmayın, tamam mı gençler? Kitap yazan kurumdur, bilim kuruludur. Kaime, ilk kağıt para. Osmanlı o güne kadar işte ne vardı? Sikke vardı, akçe vardı,
kuruş vardı, değil mi? Bunlar vardı. İşte bu dönemde kağıt para, kaime, madeni para, mecidiye adında paralar çıktı. Dış borç alındı, anlattım İngiltere'den Kırım Savaşı devam ederken alınmıştı. Osmanlı'da ilk banka, bankı der saadet, İstanbul der saadet, İstanbul payitaht, asitane, İstanbul'un diğer adlarıdır. De bankı der saadet. İki Galata bankeri kurdu bunu. Yani yerli banka ama Türk'ün kurduğu bir banka değil. Yahudilerin kurduğu bir banka. Bankı der saadet Osmanlı'daki ilk bankadır. Aynı zamanda ilk yerli bankadır. Bankı Şahani Osmani kuruldu. Bu da Osmanlı'daki ilk yabancı bankadır. İngiliz, Fransız ortak daha çok İngiliz malıdır. Bankı Şahani Osmani ki ileride bu banka Osmanlı'nın parasını basan Merkez Bankası rolünü üstlenecektir. Mustafa Kemal Atatürk 1930'da bu bankanın imtiyazını elinden alıp Merkez Bankası'nı kuracaktır. Tamam mıdır gençler? Telgraf hattı bu dönemde Samuel Morse telgraf hattı. Neydi? Varna, Şumlu, Edirne, Kırım ve İstanbul hattı üzerinde ilk telgraf hattı bu dönemde çekildi. İlk demir yolu hatırlayın arkadaşlar Avrupa, Osmanlı'daki ilk demir yolu Kahire, İskenderiye. Anadolu'daki ilk demir yolu Aydın, İzmir. Bizim Avrupa topraklarımızdaki ilk demir yolu Köstence hattı. Yani Osmanlı'da ilk demir yolu hatları bu dönemde döşendi. Şirketi Hayriye adıyla deniz yolcu taşıma şirketi, deniz yolcu şirketi kuruldu yani. Deniz taşımacılığı başladı. O zaman Osmanlı'daki deniz taşımacılığı Şömendifer şirketi Hayriye ile başladı. Dolmabahçe Sarayı bu dönemde yapıldı. Tamamdır arkadaşlar. Bunlar Abdülmecit döneminin diğer olaylarıdır. Dikkat edin. Şimdi epey iş yapmış Abdülmecit. Geliyorum Abdülaziz'e. Abdülaziz önemli bir padişah. Osmanlı'nın bir dönemine, Tanzimat döneminin ikinci kısmına damgasını vurmuş bir padişah. Ve bizim tarihimizde ilk defa 1867, ilk defa yurt gezisine, yurt dışı gezisine çıkan padişahtır. Arkadaşlar, Sultan Abdülaziz, 3. Napolyon'un davetlisi olarak, Fransa devlet başkanının davetlisi olarak yurt dışı gezisine çıkar. Fransa'ya gider, oradan İngiltere'ye gider, geri dönüşte Viyana'ya ve Budapeşte'ye uğrar. Yani Avusturya, Macaristan, Fransa ve İngiltere'ye gider. Peki, yurt dışına çıkan ilk padişahımız gez amaçlı. Bundan öncekiler hep savaş amaçlı çıkıyordu. Niye gitti? Bir, bu ıslahatları anlattı Avrupa'ya. Bak modernleşiyoruz dedi. İki, Rusya'ya karşı... Rusya'nın düşmanca tavrına karşı İngiltere ve Fransa'nın desteğini almak istedi. 3. Para bulmak istedi. Dedi ki biz reformist anlayışla hareket ediyoruz, bizim paraya ihtiyacımız var. O yüzden Osmanlı tarihinde en çok borçlanma Sultan Abdülaziz döneminde yapıldı ki Abdülaziz'in yurt dışına seyahat ettiği treni de bugün Rahmi Koç Sanayi Müzesi'nde sergilenmektedir. Tamam mıdır? Arkadaşlar Süveyş Kanalı 1869'da bu dönemde açıldı. Önemli bir gelişmedir. Akdeniz'de Kızıldeniz birleşti. Osmanlı jeopolitik önemi daha da fazla arttı. Ve Osmanlı'da, nereye yazdım onu? Osmanlı'da dünyanın en büyük ikinci, bazı kaynaklarda üç der, biz üç diye yazdık. Üçüncü büyük donanması, üçüncü büyük filosunu kurdu. Ha, borç para almış ama bu borçlarla güçlü donanma kurmuş Sultan Abdülaziz. Arkadaşlar vilayet nizamnamesi çıkarıldı. 1864. Vilayet nizamnamesi demek şu demek. Eyalet sisteminden vazgeçildi. Neydi? Eyalet, sancak, kaza, köy. Yani beylerbeyi, sancakbeyi, kadı ve köydü. Bu değişti. Ben son cümlesini kurayım. Beşli hale getirildi. Vilayet, liva, kaza, nahiye ve köy. Hocam somutlaştırın, somutlaştırıyorum. Vilayet, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Liva, Kırıkkale, daha küçük il. Kaza, Kazan ilçesi ya da Kızılcahamam ya da Nallıhan. Nahiye,
Bugünkü köyün büyüğü belediyelik olan yerler, 2000 nüfustan fazla olan yerler, köyde biliyorsunuz zaten muhtarlıklar. O zaman günümüzdeki belediye teşkilatının, günümüzdeki taşra teşkilatının temeli, günümüzdeki için söylüyorum, Abdülmecid dönemidir, Abdülaziz dönemidir. Birçok belediyenin tabelasına bakın, ya 1864 ya 1871 yazar. Sebebi budur. Çünkü vilayet nizamnamesi Abdülaziz döneminde çıkarılmıştır. Devam ediyoruz. Posta pulu, ilk defa bu dönem, Şura-i Devlet, gençler, Danıştay bu dönemde kuruldu. Yani hani o Meclis-i Vala'yı, Ahkam-ı Adliye vardı, 2. Mahmud'un kurduğu. O parçalandı. Şura-i Devlet, Danıştay. Ne işe yarar Danıştay? Devlet ile devlet memuru arasındaki hukuki sorunları çözer. Danıştay kuruldu. Divan-ı Ahkam-ı Adliye, Yargıtay, Temyiz Mahkemesi kuruldu. En üst mahkeme kuruldu. Yani Ankara'daki bir hakimin, yani Mektebi Nüvvap'tan, Mektebi Kuzat'tan mezun olmuş bir hakimin, kadının verdiği hükmü bozacak üst mahkeme Divan-ı Ahkam-ı Adliye oldu. Yani Yargıtay. Yargıtay kuruldu. Gençler, Marif Umum Nizamnamesi çıkarıldı. Hani kardeşi Abdülmecid Milli Eğitim Bakanlığı kurmuştu. Bu da Marif Umum Nizamnamesini çıkardı. Yani ne demek hocam? Şu okulları sıraya dizdi. İlk basamak iptidaidir dedi Sıbyan. Ondan sonraki Rüşdiye'dir, ondan sonraki İdadi'dir, ondan sonraki Sultani'dir, ondan sonraki de Darül Fünun'dur dedi. Eğitimin basamaklarını oluşturdu. Devlette eğitimde devlet politikası başladı ve bu okulların yaygınlaştırılması politikası başladı. Ve bu doğrultuda Darül Fünun açıldı 1871'de. Bu denendi. Abdülmecid döneminde denendi. Öğrenci bulamadığı için kapandı. Bu dönemde de açıldı. Asıl açılması 1871. Yine öğrenci bulamadı. Asıl Darül Fünun'u şahane adıyla asıl açılması 2. Abdülhamit döneminde olacaktır. Hocam, Darül Fünun nedir sorusunun cevabı bugünkü İstanbul Üniversitesi'dir. O zaman Osmanlı'nın ilk çağdaş üniversitesinin adı Darül Fünun'dur. Peki Osmanlı'nın ilk üniversitesinin adı aslında Fatih'in kurduğu Sahn-ı Seman'dır. O üniversite tarzındaki medrese, bu ise çağdaş üniversite. Tamamdır gençler? Galatasaray Sultanisi açıldı. Önemli bir okuldur Galatasaray Sultanisi. Nereye gitmişti 2. Sultan Abdülaziz? Fransa'ya. Fransa'dan döndü. Döner dönmez ilk yaptığı işlerden birisi Galatasaray Sultanisi oldu. Fransızca eğitim veren bir okul açtı. 1867'de gitti, 1868'de bu okul açtı. Memleket sandıkları kuruldu. Memleket sandıklarını kuran Mithat Paşa'dır. Mithat Paşa bugünkü Ziraat Bankası'nın temelini atmıştır. Tuna Niş valisiyken memleket sandıklarını kurdu. Memleket sandıkları, emniyet sandıkları diye geçer. Amaç nedir? Çiftçiyi kredilendirmek, tarımsal üretimi artırmak amacıyla. Memleket sandıkları kuruldu. Bu sandıklar, bu kurumun adı 2. Abdülhamit döneminde 1888'de Ziraat Bankası oldu çocuklar. Mecelle Osmanlı'nın medeni kanununun adıdır. Bunu Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı'nın vakanüvislerinden, tarihçilerinden ki önemli İslam tarihçilerindendir Ahmet Cevdet Paşa. Bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun başına Ahmet Cevdet Paşa getirildi. Bu komisyon Mecelle oluşturdu. Mecelle Osmanlı'nın medeni kanununun adıdır. Ne demek yani hocam? Şu demektir. Osmanlı'da İslam hukuku geçerlidir. Fakat çağın şartlarında İslam hukuku yetersiz kalmıştır. İslam hukukunun boş bıraktığı yerlerin doldurulması, yine İslami anlayışla doldurulması, İslami ama modern anlayışla doldurulması amacıyla mecelle hazırlanmıştır. Mecelleyi hazırlayan komisyonun başında da Ahmet Cevdet Paşa vardır, unutmayın. Mecelle Abdülaziz döneminde hazırlanır, 2. Abdülhamit döneminde yürürlüğe girer ki bu mecelle Atatürk döneminde 1926 Medeni Kanun kabulüyle ortadan kalkacaktır diye bir ifade. 1926'ya kadar varlığını, yürürlüğünü sürdürecektir. Tamamdır gençler? Peki, İslam'ın boş bıraktığı alanlar mecellede vardır. Mecellede ne yoktur sorusunun cevabı? Aslında evlenme, boşanma, miras konuları yoktur. Çünkü İslam hukuku o konuda nettir. Darüşşafaka açıldı.
önemli bir okuldur. Hatta Darüşşafaka Lisesi hala günümüzde var. Önemli bir basketbol takımımızdır. Darüşşafaka yetim çocukların, yetim ve akıllı çocukların, kimsesiz çocukların değil, yetim ve akıllı çocukların okuması için açılmış kurumdur. Kimsesizler için açılan kurum Darül Eytam. O daha çok İttihat Terakki döneminde olacaktı. Karıştırmayın diye söyledim, tamam mı? Bu yetimler çocuğu, yetimler okuludur bu. Zeki, yetim ve kısız çocukların okuyacağı okuldur. Abdülaziz döneminde kuruldu. Nizamiye mahkemeleri, demin söyledim, karma mahkemeleri kurmaya devam edildi. Donanmayı söyledim. Çırağan ve Beylerbeyi sarayları yapıldı. Dolmabahçe Sarayı'nı Sultan Abdülmecit, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayı'nı Abdülaziz kurdu. Darül Muallimat, Darül Muallimin erkek öğretmen okuluydu. Abdülmecit döneminde erkek öğretmen, gençler Darül Muallimat ise kız öğretmen okulu oldu. O zaman kız öğretmen okulu bu dönemde açıldı, Abdülaziz döneminde. Adı Darül Muallimat'tır. Muallimat'tır ve çocuklar bu dönemde ilk metro çalışmaları başladı. Atlı tramvay yani. İlk metro gibi değil tabii. Atlı tramvay. Bu neresi? Karaköy Beyoğlu arasına bir metro hattı, atlı tramvay hattı döşendi. Hatta dünyanın ilk metrolarından birisidir bu da. Yani demek ki Osmanlı modern anlamda çok şey yaptı ama geç kaldı, yıkılışı durduramadı. Tahta bu. Buna dikkat ediyorsunuz. Anlaştık mı gençler? Hadi bakalım. Şimdi ne kaldı bizde? İkinci Abdülhamit dönemi. Yani birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Bunlar kaldı. Konumuzu tamamlayalım. Biraz mola verelim. Hadi bakalım.